Herkese selam. Ben Melis. Hepiniz YouTube kanalıma ve yepyeni bir videoma da hoş geldiniz. Bugün sizlerle yüzümde görmüş olduğunuz bu makyajı yaptık. Umarım keyifle izlersiniz. Umarım beğenerek izlersiniz diyorum ve sizi makyajla baş başa bırakıyorum ama öncesinde minicik bir hatırlatma eğer ki bana destek olmak isterseniz videoma bir beğeni bırakmayı kanala abone olmayı ve şuraya getireceğim instagram adresinden de beni takip etmeyi unutmayın diyorum sizleri çok çok seviyorum ve haydi o zaman makyaja geçelim makyaja başlıyoruz ilk olarak önümdeki şu saçları tutturmak istiyorum Bugün cildim çok kötü gördüğünüz gibi. Bildim aşırı kötü ya. Şimdi aynada kendime bakınca sinirim bozuldu. Neyse düzeleceğiz inşallah. <laughs> çok güzel bir şekilde nemlendirdim. Ee, i̇lk olarak bir kaşlarımı doldurayım. Onlar bile rezalet ötesi gözüküyor. Bu benim emektar parça olan Mac'in kitini kullanacağım. Bunu çok seviyorum. Açık tenliyseniz yani benim gibi böyle saç kaş rengine sahipseniz çok beğenirsiniz. Bendeki kork olan e, rengi. Gerçekten küllü bir ton ve çok güzel oluyor. Hemen kaşlarımı dolduruyorum. Kaşlarımı doldurdum. Bu Pop Beauty'nin kaş sabitleyicisiyle sabitliyorum. Bu bendeki bitti neredeyse. Yeniden alabilirim. Gayet memnundum. Sizde kullananlar var mı? Seviyor musunuz? Ama yeni bir şey de denemek istiyorum. Şu NYX Brow Glue'larından versiyonu var. Onu mu alsam diye düşünüyorum. Bana kullananlarınız varsa yazarsa çok sevinirim. Çünkü aynı üründe de alasım da yok. Ama memnun da kaldım. Ben her kaş yerinden memnun kalmıyorum. <laughs> Bu kaş e, wax'larını falan çok sevemedim. Ya da ben güzellerini kullanamadım. Hiç bilmiyorum da dediğim gibi bitti neredeyse. Çok böyle aşırı yapıştırarak taramadı. Hemen şu yüzümü ve göz altlarımı e, yok etmek istiyorum. Geçen alışveriş videomda almış olduğum Mac'in Waterweight fondöteninden ince bir tabaka yüzüme geçeceğim. Bu face and body gibi değil. Daha örtücü ve bence altını nemlendirmeniz gerekiyor. Yoksa böyle pütürlenebiliyor. Hani sanki nemli bir dokusu varmış hissiyatı var ama bence öyle değil. Benim cildimde öyle olmadı. Her zaman olduğu gibi bir fırçayla geçip üstünden süngerle geçeceğim. Baksanıza bayağı örtücü. Fesan body gibi değil yani. Ama doğal duruyor. ışıltılı duruyor. Aşırı değil. Ama yani sağlıklı bir görünüm veriyor. Üstünden bu kocaman süngerimle geçiyorum. Saçlarıma keratin bakımı yaptırmayı düşünüyorum. Hiç yaptıranlarınız var mı? Ya da Melis keratin bakım ya da de şöyle bir bakım yaptır daha iyi gelir dediğiniz bir alternatif varsa aşırı mutlu olurum. Evet fondötenimizi cildimize oturtturduk. Sıra geldi bu mos mor göz altlarını kapatmaya. Onun için de yine geçen alışveriş videomda almış olduğum Mac'in Prolong Wear'ını kullanacağım. Bu gerçekten çok kapatıcı bir ürün. Şu an beni anca bu hakkımdan gelir diye düşünüyorum. Böyle bembeyaz durduğuna bakmayın. Bakın birçok ürünü okside oluyor. Ve okside olduğunda tam rengim oluyor. Hani o nedenle çok korkmayın. Siz de alırken böyle bir ton falan açık alabilirsiniz. Gerçekten okside oluyorlar. Yani onunla dikkat edin. Bir, bir ton açık almanızda yarar var. Bugün böyle bayağı koyu ama ışıltılı bir göz makyajı yapasım var. Allah'tan akşam dışarı çıkacağım. Çok aşırı abartı olmazsa onunla gitmeyi düşünüyorum. Bakalım böyle bayağı ışıl ışıl koyu bir smoky eye yapmayı hedefliyorum. Umarım güzel olur. Göz kapağımdan bir pudra ile geçeceğim. Bunlar'sın transparan pudrasına geçiyorum. Farların kolay dağılabilmesi için Göz kapağımı sabitliyorum. Farları uygulamaya geçmeden önce yüzümü çok hafif bir ısıtmak istiyorum. Yani ona göre bir göreyim yüzümün bütünlüğünü. İlk olarak Kiko'nun bu bronzer kitiyle hafif bir kontür yapacağım. Ama aşağılara gelmeden daha böyle bir lifting etkisi istiyorum. Çok hafif gözüme de süreceğim. Burun. Naşita'nın böyle ucu sivri olan bir kontür fırçasıyla hemen dağıtıyorum. Hafif bir kontür yapıp boyutlandırdım. Üstünden de Chanel'in bir bronzer ile çok çok az geçeceğim. Minik bir sıcaklık vermesi adına. Ve işin renkli kısmına geçiyoruz. Işıltılı bir göz kapağı istiyorum ama koyu yapacağım. Bunun için de alt tabana baz oluşturması için bu Revolution Pro'nun dörtlü paletlerinden buradaki ışıltılı pembe tonu tüm göz kapağıma bir geçeceğim. Peki rengin güzelliği. Tek başına sürçük. Gerçekten çok güzel. Mekte böyle bir dokuzlu far paleti var bende. Bendik'in rengi Dusky Rose olarak geçen ton. Burada böyle koyu, pembeli, roz yansımalı bir kahvemsi bir ton var. Onu şimdi komple şu alt kapağıma geçmek istiyorum. Biraz daha göz rengimi öne çıkaracağını düşünüyorum. Bobby Brown'un bu böyle oturtma fırçasıyla farımı oturtacağım. renk muazzam güzel. Karıştırma fırçasına aynı paletteki pembemsi kahvemsi tonu geçiş tonu gibi dağıtmak için uyguluyorum şu katlanma bölgesini. Farımı biraz daha arttırıyorum. aynı işlemleri bu gözüme de yapıp hemen geliyorum. Farın uygulanmış hali böyle duruyor. Gerçekten rengi çok çok güzel. Kamerada ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum. Kirpik diplerimi biraz daha koyu tutmak istediğim için aynı paletteki bu acı kahveyi kalın bir eyeliner hattı gibi kirpik diplerime uygulayacağım. Bunun için de Naşita'nın kalem fırçasını kullanıyorum. Şöyle yakından da göstereyim. İki gözüm arasında bence net bir fark oluştu. Hemen buna da yapıp geliyorum. Her iki gözüme de yaptım. Şimdi alt kirpik diplerimize de gözüme uygulamış olduğum bu farı geçeceğim. Fırçamda kalan acı kahveyi de şu en uçlardan geçiyorum bir bütünlük oluşsun. Göz içime ben ten rengi bir kalem uygulayacağım. Çünkü gözlerimi aşırı küçültmesini istemiyorum. Siz isteğe bağlı koyu renk kalem de elbette ki çok çok yakışacaktır. Minik bir kapatıcı fırçamla üstünde azıcık kapatıcı var. Şu kenarları şöyle bir temizliyorum. Daha net ve keskin bir görüntü oluşsun diye. Sonrasında bu göz içlerime aynı paletimde bulunan açık pembeyden birazcık ışıltı katmak istiyorum. Geçen alışveriş videomda görmüş olduğunuz Mac'in stack maskarasını bir 2-3 kat uygulayacağım. E, takma kepik görüntüsü elde etmek istiyorum. Bu arada bu maskarayı çok seviyorum. İlk katta da gayet günlük bir kullanım sunuyor birkaç kat uyguladığınızda da asla topaklanma yapmıyor. Ve böyle takma kirpik görünümüne kavuşmanıza yardımcı oluyor. Zaten birazdan göreceğiz. Rimelin uygulanmış hali de böyle oldu. Bu rimele gerçekten bayılıyorum. Minicik bir alt kirpik diplerime de dokundurmak istiyorum. Böyle daha açık bir görüntü olsun. Rimelli işimiz bitti. Sıra geldi yüzümüzü tamamlamaya. Gördüğünüz gibi çok soluk gözüküyorum. Birazcık daha bronzluğuma ve ışıltıma ışıltı katmak için Bobbi Brown'un bu shimmer breaklerinden bronz rengini uygulayacağım. Ona da böyle kocaman bir allık fırçasıyla uygulamak istiyorum. Yukarılara doğru. Allık olarak da bu böyle pembeliği çok çok hafif tamamlasın istediğim için Yine son alışverişteki MAC ürünümü kullanacağım. Bu Mineralize serisinin Sweet Enough rengi böyle minicik bir o pembeliği versin istiyorum. Sıra geldi en güzel kısma. Tabii ki aydınlanmaya. Bunun için Huda'nın paletini kullanacağım. Buradaki şu pembeli yansımalı tonla pembeyi karıştıracağım. Şundan bol bol alıyorum pembeye dokundur. Sıra geldi dudaklara. Dudaklara ne kullansam çok kararsız kaldım. Böyle aşırı nude da yapmayayım diye düşünüyorum. Yine MAC'ten kullanacağım. MAC'in bu viral olmuş olan Thanks It's MAC rujunu kullanacağım şöyle bir ton yakışır diye düşünüyorum. Ama öncesinde bir dudağımıza güzel bir büyütme işlemi uygulayalım. Kontür sistemi aldım. Dudağımın orta noktasını büyütüyorum. Bunu isteğe bağlı fırçayla da dağıtabilirsiniz. Ben elimle dağıtacağım. Şöyle oluşan fark bence gözüküyor. Ve bir de kalem desteği alalım. Kiko'nun bu dudak kalemini kullanacağım. Bunu çok seviyorum. Hemen bendeki numarasını söyleyeyim. 23 numara. Gerçekten muazzam bir ton. Dudağımı da çerçeveledim. Hemen üstüne rujumu geçiyorum. Zaten çok kremsi yapıda bir ürün. ve benim makyajımın bitmiş hali bu şekilde oldu. Nasıl buldunuz? Ben bayağı sevdim. Allah'tan akşam dışarı çıkacağım. Bu makyajı şu an silip atsam çok üzülürdüm. Bence güzel oldu. Yani bu tarz böyle sanki tek ton gibi o koyu makyajlar aslında hoşuma gidiyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Başka ne tür makyajlar istiyorsunuz? Lütfen aşağıya yazmayı unutmayın. Bana böyle koyu farklı makyajlar yap demiştiniz. Umarım net bir şekilde gözüküyordur. Çünkü ben yakından baktığımda ışıl ışıl ve bayağı koyu bir makyaj görüyorum. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Eğer ki videolarımı beğeniyorsanız ve bana destek olmak isterseniz lütfen Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.